sen önce flash röportajlara söyledin maçtan önce. Burada da yineleyim. Öncelikle sözlerime maalesef Koray kardeşimiz, Fenerbahçeli Koray kardeşimiz vefat etti stadyumda. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına sabır ve başsağlık diliyoruz. Diğer yandan da sevindirici bir haber olarak ampute milli takımımız dünya ikincisi oldu. Onları da tebrik ediyoruz. Şöyle güzel bir mesaj veriyorlar. Eksik yanları olduğu halde fiziksel olarak dünya ikincisi oluyorsa siz de daha iyisini yapabilirsiniz mesajını veriyorlar Türk futboluna. O anlamda da onları tebrik ediyorum, kutluyorum. Maça gelecek olursak aslında zor olacak. Biliyorduk her maç gibi. Çünkü içerideki maçlar gerçekten kolay olmuyor. Bugün golü aslında erken bulduk. Maçı koparabilecek pozisyonlar da bulduk ama saha zeminde biraz bağlayacağım, biraz bağlamayacağım. Çünkü bugün kötü oynadığımız ortada. Şöyle, 3 tane takımı yani buraya hangi şartlarda bakım yapılırsa yapılsın 3 tane takımı kaldıracak pozisyonunda değil bu zemin. Bu bir gerçek. Hem Ankara Gücü, Osmanlıspor, biz. Dolayısıyla bizim gibi oynamak isteyen takımlar için handikap. Ama sadece dediğim gibi buna bağlamıyoruz. Bugün kötü oynadık, kötü oynarken kazandık. Kötü oynarken kazanmak bardağın dolu tarafından bakacak olursak sevindirici bizim için. Yolumuza devam etmek açısından sevindirici. O anlamda oyuncularımı kutluyorum. Camiye hayırlı olsun. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Giresunspor'a da tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Her takım gibi. Çünkü bize hakikaten bütün takımlar ayrı motive oluyor. Namalip gittiğimiz için, lider olduğumuz için. Bunu da doğal karşılıyoruz. Fazla aslında söyleyecek bir şey yok. Yani soyunma odasına gidin. Oyuncuların da farkında kötü oynadıklarının. Hani galibiyet değil de mağlup olmuşlar gibi, bu da güzel bir şey. Yani oyuncuların bunu fark etmesi de güzel bir şey. Ama dediğim gibi hedefe giden yolda zaman zaman böyle bu tarz maçlar olacak. Bu maçı da böyle kazandığımız için, 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Hedefe devam. Soru sorayım. Evet. Gençler bile rakiplerine de karşısında daha iyi futbol oynuyor diyebilir miyiz? Yani biraz daha sanki alt sıralarda, orta sıra takımlarına karşı futbol pek keyif vermiyor ama bir bol maçı muhteşem keyifli bir maçta. 6 ay için benzer keyifli bir maçta çok oynayan. Böyle diyebilir miyiz? Ya tabii şimdi mesela Adana Spor maçı oynadık. İlk puanımızı kaybettiğimiz maçta. Adana Spor çok kapalı oynadı. Ceza sahası içinde oynadı. Pozisyonlara girdiniz, gol gelmedikçe rakibin direnci de artıyor. Bugün de aynısı oldu. Yani ama bugün golü erken buldu. Oynamaya çalışanlara karşı tabii daha iyi futbol ortaya çıkıyor ister istemez. Ama ben dediğim gibi doğal karşılıyorum. Rakiplerinde kadrosu sınırlı. Sakatları vardı Giresunspor'un. Doğal karşılıyorum. Hani buradan çok güzel futbol özellikle bu zeminde ve böyle bir ortamda çıkmaz diye düşünüyorum. Çıkmadı zaten. Ama biz daha iyi futbol oynamalıyız. Mücadele ettik, çok iyi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik ama daha iyi oynamalıyız. Çünkü o potansiyelimiz, o kadro kalitemiz var. Başka soru sorun. Hocam, ligin geneline baktığımız zaman 1/3 geride kalmış durumda. Ve çok ciddi de bir avantaj yakalanmış pozisyonda. Hı hı. Ama siz her zaman temkini elden bırakmayan bir teknik adamsınız. Bugün de gerçekten samimiyetle ortaya konan futbolu çok güzel ifade ettiniz. Hakikaten iyi bir futbolu yoktu. Hı hı. Bundan sonraki için planlar, programlar ne hocam? Ya şimdi mesela geçen hafta aynı kadroyla çok güzel bir futbol çıktı. Çok güzel işler çıktı bu spor maçında. Sağ zemini, rakibin de oynama isteği. Tabii ki bu tarz maçlar olacak. Dediğim gibi hedefe giden yolda her zaman iyi oynayarak kazanamazsınız. Tabii ki bunu irdeleyeceğiz. Bunun analizini yapacağız oyuncularla beraber. Yine de tekrar ediyorum. Oyuncularım hakikaten kendi öz eleştirilerini soyunma odasında yaptılar. Sanki mağlupmuşçasına bir duruşluğa gidiyorlar. Hani kazandığı maçta çok mutlu değiller. Çünkü onlar da biliyor çok iyi oynamalı. Ama çok iyi mücadele ettiğimiz ortada. Zaten mücadele ettiğimiz zaman ki kazanmaya daha yakın takımız.
dediğim gibi daha iyi futbol oynamaya aday takımız. Bunu da başarmak için çalışmalar devam edecek. Teşekkürler. Milli maçını gerçekten kazanmak için geldik. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık. Ne mağlup takım, lider takım ve iyi takıma karşı oynadık. Bizim de çok büyük eksikliklerimiz var oyuncu olarak. Ama yine de oyuncularım mağlup olacak çok şey yapmadılar. Bir tane basit bir hatadan yemiş olduğumuz golle mağlup olduk ilk yarıda. İyi mücadele eden takım üyetindeydik bugün. Ve bu mücadelenin karşılığı mağlup olmamamız gerekiyordu. Böyle basit gol de yemememiz gerekiyordu. Ama futbolda vardır. Benim oyuncularım böyle mücadele etsinler. İnanıyorum ki bugün kaybettiler, yarın kazanırlar. Bu eksiklerimizi bir an önce bünyemize katabilirsek daha iyi takım olacağız. Daha güçlü takım olacağız. Ve lidere karşı, ne mağlup takıma karşı, iyi takıma karşı bu mücadeleyi yapan oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün buradan mağlup döndük ama ezilmedik. Mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadık. Ben Gençler Birliği'ni de tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Yolumuza bundan sonra nasıl daha iyi olabiliriz'i, nasıl daha maç kazanabiliriz'i çalışarak, maç kaybeden bir Giresun Spor değil, maç kazanan bir Giresun Spor nasıl olabiliriz? Onun üzerinde çalışmalarımız gerekiyor. Oyuncularımızın tamamı bu. Ancak 18 kişilik kadroyu böyle tamamladık. Çünkü sakat oyuncularımız çok. Bizim açımızdan da önemli oyuncular. Ama bugün oynayan oyuncularım da en iyi mücadeleyi ortaya koydular. Kazanabilme adına koydular. Gerçekten de onları tekrar tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sorusu olan? Birinci ligin en tecrübeli hocalarından bir tanesi hocam. Gençler Birliği enteresan bir istatistiğe imza atıyor. 11 maç, 10 galibiyet, 2 gol yetişinceye kadar. Gençler Birliği performansını neye bağlıyorsunuz? Sadece kadro mu, kulüp yapısı mı? Tabii hepsi birbiriyle bağlantılı, tek bir şeye bağlamak doğru olmaz. İyi bir kadrosu var, iyi bir ekibi var. Her şeyden önce Gençler Birliği, siz de biliyorsunuz ki iyi bir takım, Süper Lig'de de iyi bir takımdı. Ve onu tekrar çıkabilme adına çok fazla bozmadılar takımlarını. Takviye de yaptılar. Bu lige uygun oyuncular da aldılar. Kabul etmek gerekir ki kazanıyorlar. Ama bugün aslında kazanacak çok şey yapmadılar. Biz basit bir hatayla yemiş olduğumuz gol bizi mağlubiyete taşıdı. Yoluna devam ediyor Gençler Birliği. Biz de bir an önce şu durumdan daha iyi duruma gelebilme adına mücadele etmemiz gerekiyor. Fakat bugün yapılan mücadeleden gerçekten 3. maçım benim. Çok memnun kaldım. İnanıyorum ki bundan sonra daha iyi olur. Teşekkür ederim.